kameranın önüne geçmeden önce kendime ufaktan bir bakıyorum. Ondan sonra insanlar demesin ya işte bak saçının bir tarafı bu böyle olmuş falandı filandı diye. Yani sıkıntı hep var zaten hani tipte ama yapacak bir şey yok yani. Mal bu. Şimdi beni almaya gelecekler. Bugün Dachau'ya gideceğiz. Bu arada orada çekeceğim film bir piyaniste ait. Orada büyük şey piyano varmış. Kuyruklu var ya. Ben hayatımda hiç çalmadım daha upuzun kuyruklu piyanoda. Ben normalde hayatımda hiç kuyruklu piyanodan çalmamıştım. Artık izin verirlerse 2 dakika oturur orada çalarız. Bir adam var işte o sanatçı. O da piyano çalıyor. Onun videosunu çekeceğim. From your house. Sag mal hallo wenigstens. Hi. Frekansları değiştirdik şu anda. Şu anda yoldayız. Daha aya doğru gidiyoruz. Şimdi muhabbet ediyorduk aramızda. Ben böyle direkt Türkçe'ye gelince Max döndü böyle dedi ne oluyor acaba frekans niye değişti diye. İleride Max fotoğrafçı, çok güzel fotoğrafçı. Ona dedim beraber oturalım, foto talk yapalım. İşte fotoğrafçılık hakkında konuşalım. Sana sorular sorayım, sorulara cevap ver vesaire falan filan. Zamanı yok beyefendinin, vallahi bulamadık. Geçen gün çağırdım. Zaman olunca onunla bir yapacağız, oturup böyle şey yapacağız. Çünkü isterim onun bilgilerini vesaire şey yapalım diye. Çünkü her çekiminden bana ufak tefek şeyler öğretiyor. Çok iyi, yani çok iyi bir sanatçı. Evet, şu anda geldik. Acayip adam tam odasının ortasına. Kuyruklu piyano koymuş. Seit 11 Monaten. Ja? Ja. Woher kamst du? Aus der Türkei. Aus der Türkei? Also ich dachte, du bist sowas mehr geschwommen oder sowas. Österreich. Ufacık. O da tam ortasına şey koymuş, kuyruklu. Bakalım. Şimdi çekimi bitirdik. Okay, ich weiß, was wir machen. Wir filmen ama in die Richtung. Genau. Zor oldu biraz. Çok güzel bir grup var. İçinde işte keman, iki tane kemane mi? Kemanist mi? Ondan biri. Bir tane viola çalan var. Bir tane de büyük cello çalan var. Onları da çekeceğiz. Güzel bir villa tutmuşlar bir arkadaşının birinin şeyi. Çok güzel bir ortamda onlara da çekim yapacağız. Ondan sonra videomuzu bugünlük bitiriyoruz. Mikrofonu bağlamamışım o yüzden her şeyi en baştan söylemek zorundayım. Ne demiştim? Tina ne demiştin? Anlat bakayım. O ne kadar güzel oldu. Baksana Tina. Tina bak. Şiki şiki. Şık oldu, çok şık. Teşekkür ederiz. Şimdi ikinci çekime gidiyoruz. Bu Quartet diye bir grup var. Çok güzel grup. Ben şimdi zaten Tina'ya vereceğim bunu. Ben orada çalışırken, işte çekim yaparken Tina buradan işte çeksin, hiç yoktan güzel bir müzik ziyafeti olsun diye. Başka zaten kimse olmayacak. Özel bir konser şeklinde bir şey yani. Hadi gene iyisiniz ha, vallahi yarabbim ha. Gucci gang, Gucci gang, Tina. War schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen. So war das, oder? Heimwärts ging. Und da saßen Männer mit braunen Augen und mit schwarzem Haar. Ben böyle Alman, eski Alman şarkılarını söyleyince Tine krize giriyor. Tine hiç sevmiyor. Ben ama çok fazla biliyorum değişik. Mesela bak, hemen Tine'yi 2 dakika kızdıralım. Ganz in weiß wie einen Blumenstrauß. Tamam. Benim sesimi beğenmiyor musun? Ha pardon, şey yapıyor, ağzını bir şeyler söylüyor. Evet, şu anda çekim yapacağımız yere geldik. Burası bir villa. Villanın içinde çekim yapacağız. Bir grup haline geliyorlar. Dediğim gibi çok acayip bir grup. Şu anda konseri verecekleri kişiler şunlar. Bak, Bayram, Tina, Max, bir de ben. Özel konser. Bu adamlar tura çıkıyor işte. Binlerce kişiye konser veriyor. Bugün değil mi? Bugün spesiyel für uns halt. Işık ja. Sistemi hazır. Hallo. Alles bereit. Erzähl mal halt, was wir heute machen, wie wir es machen und so. Wir filmen heute das Feuerbach Quartett in der Silbermann Villa. Rudolf Diesel hat hier gearbeitet. Wir nehmen an dem Tisch. Wir wissen es nicht so genau. Und die kommen in einer halben Stunde. Wir fangen an. Wir haben alles aufgebaut. Wir warten. 3 tane kamera var. Bir tane burada 5D Mark 4 var. 5D Mark 3 var. Bir de 7D Mark 2 var. O o gimbalın izinde. Benim gimbalın izinde. Ben onunla gideceğim. 2 tane şu LED şeylerden var. Bunları kiraladık. Yoksa bunlara ev ve arabayı satıp basmak lazım bunlara. Çok para bunlar. Ve burada da 5 tane adamlar kuyruklu piyano koymuşlar. Şimdi gideceğim tabii birazcık bunu da çalacağım. Hazır mıyız?
Na. Eskiden Kütahya porselenin bir tane reklamı vardı. Ne pasyon. Kütahya porselenin bir tane reklamı vardı. O reklamı izlerken bu şarkı çalıyordu. İşte balet vardı iki tane. Oradan geldi aklıma. O yüzden yani bu şarkıyı öğrendim. Yoksa rejim olur benim ona ya. Adamlar geldi şimdi. 4 kişi şimdi konser yapacaklar. Bunu böyle koyacağım. O oradan yapsın kendi kendine. Thank you.
Evet arkadaşlar, konserimiz burada bitti. Adamlar harbi yani, otur bütün gün dinle bunları. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Tina bir şey de. Beğendiyseniz Tina için bir tane like verin yani. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.